Hayır. Bak mesela şimdi güleceğiz. Abi arada gülmediğimiz de çıkacak büyük bir ihtimal. Ama Bizde ekran yok mesela abi. ben bu adamla takipleşiyorum yani röportaj adamla. Bu adam bana DM'den diyor. Oğlum sarı mikrofon bana DM attı lan. Selamun Tabii aleyküm abi. reis dedi. O da mı bir daha izleme falan diyecek acaba amına koyayım. Biz ona son Aa zamanlarda evet kötü bir şey dedik. dedik mi? Dedik. Eskilerle alakalı bir şey oldu ya. Künefe yollasınlar bizi abi. Ya kardeşim ben oynayamıyorum ki benim görüşüm neyse ben o şekilde devam ediyorum ya. Ondan kaybediyoruz o zaman. Ya kötü yazmamış. Selamun aleyküm reis. Ne yazmış? Bakalım. Reis nasılsın yazmış. Ben de sağ ol reis sen nasılsın yazdım. O kadar. Şu anlık öyle gidiyor. Bunun devamını gelişmeleri paylaşırım. Demin Almanya. geçen Murat Soner'i de beğenmedin ya olabilir abi. Benim de her yayınım 10 üzerinden 10 değildir. Yeri gelir kötü yayınlarım olmuştur. Ya bunlar doğal şeyler yani. Bir videonu beğenmedik diye diğer videolarda güldüğümüz keside alıp koyman yani ne ki bu? O video kötü ama diğer iyi videolarım var. Dur. Hani ben anlamıyorum insanı. Özür dilerim kardeşim. Bir daha güleceğiz. Söz kusura bakma. Bizi affet. Gülmedim diye linç yedim. Başıma bir bu gelmemiş lan bırak koyayım ya. Schleswig-Holstein eyaleti yakınlarındaki Heikendorf kasabasında akıl almaz bir şey yaşandı. Binanın bodrum katında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma devasa bir tank bulundu. Ben Masum Palet. Beyin göçü yapalım dedik Almanya'ya geldik. Adını bile bilmediğim bu şehre taşındı. Hoşçakalın. Sikil Sikristeyn'in namı. Söyleyemeyim ki amına koyayım. Ucuz olsun diye 70 yıllık bina tuttuk. Altından bu çıktı. Böyle beyin göçü mü olur? Beyin benden göçmüş. Tankıyı B'ye koydum satayım diye tek taleplisi Türk çıktı. Adam arıyor vuruğu var mı diye. Ölümcül deme hiç yok. Bel altı kurşunlu. Mecbur satmak zorundayım çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan beri sigortası ödenmemiş. Aracın plakası yok. Bak mesela Masum bana göre şu anda YouTuber en komik adamı. Bu videosu komik değil. Masum bana şey mi yazacak? Cüzi Masum yarın video paylaşıyor. Diğer videolarına Ya güldüğüm bu anları koyuyor amına koyayım. Aynen. Aynen komik değiliz. Aynen. Çekme belgeli muayene sokup plaka takabilirler. Kardeş tüm takılabilecek durumda olsa borç aç öder. Takarım gezerim. 50 bin motor buna çok yakar. Kardeş burası Türkiye gibi değil. Hani çoluğu çocuğu alayım bir pikniğe gidin desem her tarafta çevirme var. Tankla gezdirmiyorlar burada. Oğlanla dalga geçiyor. Baba diye evin içinde panzer şifresi mi yazdı? Hanıma kalk Bodrum'da tank buldum diyor. İş binanızda kod yaz Eski diyor. çok eski Bildiğimi... canım baksana zaten daha. Camına koy. Devlet tanka el koydu. Avukatım da Erdoğan'ı bile kurtarmak daha kolay dedi. Kendi avukatından daha acı. Yanması güç ama kimliğinde yazılı olan numara bu ve bu TC numarası yüzünden başına gelmeyen kalmamış. Ben Mahsun Sapiens. Ben benim a**ıma koyuyorum. Başım beladan çıkmıyor ki kardeş. TC kimlik numarama göre Türkiye'deki ilk insanlardanım. Kore gazisiyim. Adam bana gelmiş diyor ki sen de 102 yaşındasın. Benjamin Button muyum ben? Üstümde bir sürü iş yeri, bir sürü borç var. 3 sefer askerlik yaptım ben. 5 Ocak'ta Adana'nın kurtuluşunu anma töreninde beni çağırdılar. Cesaret madalyası taktılar. İş yerim sigorta yapmıyor. Çünkü zaten emekliyim. Ehliyet almaya gittim. Önce psikotekniğe gideceksiniz dedi. Benim adıma zaten ehliyet alınmış. Alkollü olarak yakalanmış bile. Bak içmediğim alkolün kafasını yaşıyorum ben. Avukata gidiyorum. Senin dosyaların petrolçeli bile toparlayamaz deyip vekalet bile almıyor. 2 tane yabancı kadın evlenmişim. Adım çıktı. Kahveye gidemiyorum. Kardeş o değil. Dedemin yaşlılık maaşını kestiler. Senin zaten baban yaşıyor diye. Dedemin babası görünüyor. Bu nasıl bir paradoksur ya? Kardeş haberi yapıyorsunuz bari bu alt yazıdaki TC mi kaldırın? Sizin yüzünüzden 5-6 kişi daha üzerime arsa alıp sattı bile. Herkes benden davacı. Ben de onlardan davacıyım. Dava hep şey oldu. Erken sen davacı. Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartıştı. Lokasyon çok güzel ama yine yani. Çıktı. Ben Mahsun Kevgir. Kardeş kuyumcuyken de çok sorun yaşadım. Şekersiz çay içenler için zero çay geliştirdim. Lan popüler kültürle kahve kültürünü birleştirdim. Kötü mü etti? 50 kuruş farkla çay bardağını büyütünce adam sinirlendi. Bardağının üzerine de adını yanlış yazınca tartışma başladı. Baktım çok sorun çıkartıyor. Siktir ettim dışarı. Dışarı çıktı. Bir baktım mekanı taramaya başladı. Şarjör benim boşalttı kahveye. Götün yiyorsa git satır baksı tara. Gücünüz ancak küçük esnafa yetiyor. Bir de o tararken sırf destek olsun diye oradan geçen arkadaşı taramaya başladı. Adamın konudan haberi yok. O da tarıyor.
koydum kolsuzları, o kadar şarjör mermi boşalttılar, tek yaralı yok. Olan dükkanın camı ne oldu? Erkekliğe bok sürmediğimize bakmayın. Biz de korkuyoruz. Adana'da el bombası 15 lira arkadaş. Bir numaralı kankim kafana oldu. Polis koymuşlar. Caydırıcı özelliği varmış. Lan 2 liralık çay için dükkanı tarayan adam... Bu arada ben bu videoları hiç izlemedim ya. Bunlar iyiymiş. Bu iyi. Eray 23. ayı kutlu olsun. Korkacak. Prensip etkisi. Mahkeme biz ölmediğimiz için adamlara tutulamadı. Adamlar hala dışarıda bilmiyor. Kaçak içki yapımında kullanılan bir ton ham madde ele geçirildi. Yılbaşı öncesi sahte içki baskınının düzenlendiği adres İstanbul Gazi Osman Paşa. Deponun sahibi polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı. Şaşkınlığı sözlerine de yansıdı. Ben Masum Sek, işletmenin alkol gurmesiyim. Durduk yere bu kadar içkiyi yine. Neymiş efendim? Köre diyormuş. Onu diyen adamın gözünün gönyesini kardeş, günlük şirası 30 lira aldım düşünen adamı içki değil. Allah köre. Hayır kardeş, şimdi iki ispirto zaten 15 lira. Üstelik viskimiz, şarabımız hiçbir şekilde yıllanmış bayat değil. Taze taze yapıyoruz, veriyoruz. Alan memnun, satan memnun ya. Nedir bu baskın her hafta? Kardeş, çevrenize kaç tane Adana denlisi içip köre... Adana değil ya. Adana değil ya. Adam var. Daha bir kilimiz yok. Lan 5 yıldan olmuş 8 TL. Koko zaten aldı başını gitti. Biz o paraya 70'lik vodka veriyoruz. Ne yapsın millet? Ot mu çeksin? Bu Napolitan. İç bakalım kozmopolitana naip edebileceğine. Arkadaşım ısrarlı lan. Ismarlana reddedilmez. Pabem kötün de mi yoksa? Alkol oranını bizler kendim ayarlıyoruz. Ağız kararı. Bir dona değil atmam yeterli. Yapma yapma lan, bir şey olmuyor. Bir de tenekeyi buldum. Amatenden davacı. Köpek dövüşlerini Türkiye'de büyük bir tutkuyla takip eden 150 bin aşkın fanatiğin olduğu söyleniyor. Ben Masum Pallo. Kardeş biz sokak köpeklerine istisham sağladık. İki lokma için sokakta sürünüyordu lan hepsi. Şimdi hepsinin 1 milyon euro bonservisi var. Yıllık 5 ton kemiksiz et yiyorlar. Lan ben yılda 5 kilo et yiyemiyorum lan. Haftada 1-2 yerleri çiziliyor, cinler çıkartıyorlar. Hem biz dövüştürmüyoruz kardeş, güreştiriyoruz. Atasporumuz. Köpeklerimiz gayet profesyonel fair play kullanıyor. Fair play kurallarına göre dövüşmektedir. Bu emniyetteki narkotik köpekler yok mu? Onlar bizim ligden parayı bulup kokoya düşüp müptezel olmuş köpekler. Baktık artık bokunu çıkartıyor, emniyete veriyoruz, orada değerlendiriyoruz. Bağımlılık seviyelerine göre K6, K7, K8, K9, K10 diye ayırıyor. Dövüşlerde Dogo Adana kullanıyor. Adana sokak... Dogo Adana! Dogo Arjantin out, Dogo Adana'yı. Adana'nın doğasında kavga var zaten. Haftada bir para cezası geliyor. Paradan yana sıkıntımız yok. Çok şükür kazanıyoruz, ödüyoruz. Ama sizden tek isteğim, gözümüze bant atmayın. Millet yanlış anlıyor arkadaş. Ben şahsen hayvan severim. Ben evimde Van köpeği besliyorum. O gözü renkli olan. Ama yetemedim. Hala kapı çalıyor, ben açıyorum. Meşhur olunca bizim insan garip kontan da var. E-Devlet yoğun ilgi uyandıran soy ağacı uygulamasının ardından bir başka uygulamayı devreye soktu. Yeni uygulamayla vatandaşlar miraslarını sorgulayabilecek. Ben Mahsus Sapi. Bu doğru mu? Bakacağım. Ben ilk defa alıyorum. İnşallah doğru değildir. Bana borç kalır çünkü amına koyayım. Lütfen öyle bir şey olmasın. Benim bu TC kimlik numara olayını duydunuz mu bilmiyorum. Türkiye duydu. Hayatımda ilk defa bu TC kimlik numarasının faydasını gördüm derken gülüyorsun. E-Devlet'te sahibi olmayan tüm mekanlar random olarak benim üzerime görünüyor. Nemrut'ta, zaten Nemrut'ta kızlar evli görünüyor. Üç piramit, Babil'in asma yaprakları, nefes yıkıntıları. Hepsi dediğinden miras kalmış görünüyor. Adam akıllı hiçbir şey yok. Hepsi yıkık tökü şeyler. Tüm alabilsem ben de rahatlarım. Müteahhit en az her mekana 7-8 daire verir. Mekan kiralarını da mis gibi yaşarım. Ama işte üstüme alamıyorum. Bana kalabilmesi için dedemin ölmesi gerek. Ben de dedemin babası görünüyorum. Yani bana bu mirası kalabilmesi için benim ölmem gerekiyor. Ben öldükten sonra da kalan mirasını dedemin dörtle çevrili toprağı yok. Adam fakirlikten kolonya içiyordu. TC kimlik numarasının stresi yüzünden ha 25 yaşında götündeki kıllar ağrıdı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mahsun'u güzelleştirmiş YouTube he. Chat. Evet. Yani şu an çok karizmatik, asil duruyor mesela Mahsun. Ama en iyisi fakirlik zenginlikti bence.